Evvelce bu yarışmaya iştirak etmemiş. Ben ne? Herkes ayağa kalktı. Hayır, bir bayan yarışmacı arıyorum. Alkışlayın, bir hanımefendi geliyor burada. Hep beraber herkes alın. Hoş geldiniz. İnşallah kazanacaksınız. Katiyen bu iki kelimeyi kullanmayacaksınız. Muhakkak surette. Şimdi hediyemiz kalmadı. Kusura bakmayacaksınız. Hiç önemli değil. Yani hediye önemli değil. Maksat? Burada olmak. Hoş geldiniz. Şöyle rica edeyim, gelin. İnşallah. Pardon. Pardon. Nasırım biraz sızladı. Neyse, mühim değil. İnşallah kazanacaksınız. Katiyen bu iki kelimeyi kullanmayacaksınız. Zelin sesini duydunuz. Yarışma başladı. Aman dikkat edin. Katiyen o iki kelimeyi kullanmayın. İnşallah. Hediyemiz kalmadığı için gelecek haftaya size yeni bir ödül hazırlayacağız. Bilmiyorum. Belki Trabzon'dan fındık gelebilir. Karadeniz zelisinden kalkan balığı gelebilir. Fark etmez. Kayseri'den pastırma gelebilir. Biliyorsunuz değil mi? Çok iyi olur. Pastırma mı seviyorsunuz? Severim. Pastırma seviyorsunuz özellikle. Severim. Yoksa Kayserili misiniz? Fark et, yok, İstanbulluyum. Ha, İstanbullusunuz. İstanbul. Hangi takımı tutuyorsunuz? Fenerbahçe. Evet, bravo, çok güzel. Hayır, kaybetmediniz. Ben de Fenerbahçeliyim. Cenk Koray biliyorsunuz çok kuvvetli Beşiktaşlı gelişiyor yanıma. Şu anda maçları devam ediyor. 0-0 vaziyette. Değişiklik var mı? Maç bitmiş. Beşiktaş Altay'la 0-0 berabere kalmış. Trabzonspor'da 2-1 mağluptu. Değişiklik var mı? 3-1 oldu. Lütfen siz okuyun. Siz onu çok daha iyi biliyorsunuz. Yarışma arasında hafif bir antrenman yapıyoruz. Efendim, Erkan Yolacın takımı Fenerbahçe Sakaryaspor'u dün biliyorsunuz 1-0 mağlup etmişti. Bugün Beşiktaş Altay'la İzmir'de 0-0 berabere kaldı. Henüz Beşiktaş hala lider götürüyor. Bakalım ne olacak bunun sonunda. Sarıyer'le Galatasaray İstanbul'da 0-0 berabere kaldılar. Tıpkı Gençler Birliği'nin Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldığı gibi. Orduspor Kocaeli'ne geldi ve orada 2-0 galip geldi. Deplasmanda Orduspor 2, Kocaelispor 0. Denizlispor'da şampiyonluğun adaylarından biri olan Trabzonspor'u Denizli'de 3-1 mağlup etti. Eskişehirspor Ankara Gücü maçını Eskişehirspor 2-1 kazandı. Kümede kalma mücadelesi yaptığı söylenen iki takımdan Zonguldakspor'la Malatyaspor'un maçını Zonguldakspor 4-0 kazandı. Boluspor'da Bolu'da Bursa'yla 2-2 berabere kaldılar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Adınız neydi? Gülben Ergen. Gülben. Evet diyor. Evet. Benim adım.